Evet değerli izleyenler, 32 aday adayımız var. Bunların içerisinde de birkaç bayan var ve o bayanlardan biri Gülten Sevil Öztürk. Merhabalar efendim. Merhabalar. Hoş geldiniz, hayırlı olsun diyoruz. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Daha önce siyasette bulundunuz mu efendim? Evet, ben 2011 yılından beri AK Parti'de siyaset içerisindeyim. Öncelikle İstanbul Kağıthane ilçe başkan yardımcılığı yaptım. Ne güzel. En son yaptığım görev ise İstanbul İl Kadın Kolları Seçim İşleri Başkanlığı. 2015 seçimlerinde SKM başkanlıkları yaptım. İstanbul'da ikinci bölge çok önemlidir. İkinci bölge SKM Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları SKM Başkanlığı'nı yaptım. İlçe başkan yardımcılığım döneminde ise genelde seçim kurulu üyeliği yaptım. Yani seçim geceleri sabahlara kadar 36-38-40 saat kurulda kalıp oy sayım işlerini yapan ekipte oldum. Bu nedenle teşkilatın içinden geliyorum. Teşkilatı çok iyi biliyorum. Siyasete yabancı değilsiniz. Değilim, teşkilata yabancı değilsiniz. Kesinlikle değilim. Adayı olmaya karar verdiğimde ise herkes benden İstanbul bekliyordu. Ama ben doğma büyüme Bitlisliyim. Bitlis'in içerisinden çıkan birisiyim. Kız meslek sesi mezunuyum. Bitlis'ten ilk bayan hukukçu benim. Maşallah, ne güzel, evet. Ne güzel, ne güzel. İstanbul'da hayatımı devam ettirdim ama Bitlis'te iş bağlantılarımı kesmedim. Çünkü ailem burada, tamamı burada. Baba tarafı Mutki, anne tarafı Mahlat. Ama biz merkezde büyüdük, doğduk, büyüdük. Yerli diyoruz, milli diyoruz. Evet, yerli diyoruz, milli diyoruz. Bu imkan karşıma çıktığında da Bitlis'e dönüp Bitlis'te çalışmak istedim. Birilerine dokunmak gerekiyorsa, mazlumun yanında olmak gerekiyorsa Bitlis'teki insanların, Bitlis'teki mazlumların yanında olmaya karar verdim. Artı biliyorsunuz Bitlis'te bir bayan vekil olmadı hiç bugüne kadar. Ama siyasette bayan vekil çok önemli. İstanbul, Ankara, İzmir büyük şehirlerde bayan vekiller nasıl varsa Bitlis'te de olmalı. Neden olmasın? Kesinlikle neden olmasın ve o neden ben olmayayım. Olabilir. Çok teşekkür ediyorum. Yolunuz açık olsun diyoruz. Olun, neden bir Bitlisli bayanın eli ayağı meclise dokunmasın, değmesin, basmasın? Evet, diye. Evet, aynen öyle. Çok çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum güzel cümlelerinizden dolayı. Değerli izleyenler, devam ediyoruz adaylarımızla sizi buluşturmaya.